of the assembly to deliver her speech. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak ülkemizde bulunması, kampüsünün olması, yerleşkesinin olması sadece bu bölgeye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne artı değer katmıştır. Üniversiteler özellikle bizim ülkemiz için dünyaya açılan güzel yüzümüzdür. Gücümüzdür, yumuşak gücümüzdür. Geliştikçe, başarı oranı yükseldikçe, araştırmaları arttıkça, kalite arttıkça bu güzel yüzümüz daha da güzel olacaktır. Gücümüz daha da artacaktır. O yüzden toplum olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak üniversitelerimizin gelişmesini tatlı bir rekabetle, güzel bir rekabetle daha iyiye, daha güzele ulaşmasını arzuluyoruz. Sadece sayıcı artması değil, kalitenin artması ve bir düzeyi yakalaması bütün üniversitelerimizde arzuladığımız budur. Yasalar toplumun önünü açmak içindir. Yaşam kalitesini yükseltmek içindir. Halkın mutluluğu içindir. Ve elbette ki güzel projeler için yasalarımızın engel olmasını kabul edemeyiz. Eğer halka olumlu yansıyacak projelerin önünde yasal engeller varsa bu hepimizin, özellikle meclisin ortak görevidir. Bu konuda adım atmak, önümüzü açmak, proje üretenlere saygı duymak, daha da projelerin gelişmesi için yapılabilecekleri fazlasıyla yapmak. Biz bu küçük ülkede, bu küçük nüfusta başarılan her projenin halka olumlu yansımasının nedenli, önemli olduğunun bilinciyle projeler üretmeye devam etmeliyiz. Ve proje üretme heyecanı duyan kurumların başındaki yöneticileri teşvik etmeliyiz. Her projenin bitmesiyle o projeyi yönetenlerin duyduğu mutluluk büyüktür. Bu mutluluğa ortak olup motive etmeliyiz. Ki durağanlıktan kurtulalım, değişimi, dönüşümü yakalayalım. Bizim buna ihtiyacımız var. Durağan demek, enerjisiz demektir. Cansız demektir. Hayattan kopuk demektir. Hareket etmek, daha iyisi, daha güzeli varsa ona ulaşmak için heyecan duymak ve bu heyecanı çevreye de yaymak. Ekip oluşturmak ve çalışmak, işte budur bizi daha güzele ulaştıracak olan. O yüzden bir kez daha kutluyorum. Bu güzel projelerin mutlaka ve mutlaka başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Hepinize, özellikle gençlere yeni öğretim yılında başarılar diliyorum. Sizler başarırsanız, sizler başarılı birer olarak yetişirseniz bu sadece bizlerin değil, insanlığın başarısıdır. İnsanlığın daha güzele, daha iyiye ulaşması demektir. Şiddetten uzaklaşması demektir. Sevgiyi, saygıyı, insanlığı, evrensel değerleri benimsemesi demektir. Bunlar bir bireyin kendini geliştirmesiyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca birey demektir. Ve biz ancak bu şekilde daha güzel bir ülkeye, daha güzel bir dünyaya ulaşabileceğiz. Sağ olun, var olun.